Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan taktik servis kanalıma hoş geldiniz. Ben evinizin ücretsiz teknisyeni Nurullah Zengin, Isparta'da zengin teknik adı altında hizmet vermekteyim. Değerli takipçiler öncelikle videoma geçmeden aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugünkü konumuz kurutma makinesi mi, kurutmalı çamaşır makinesi mi? E, şu kış günlerinde e, sürekli kurutma makinesi almak isteyenler var. Kurutma makinemi değiştirirken çamaşır makinemi da değiştireyim, ikisini bir yapayım diye sürekli bizi arıyorlar, soruyorlar. Hani abi hangisi mantıklı olur diye. Biz de ayrı ayrı tavsiye ediyoruz. Bazen tek tavsiye ettiklerimiz oluyor yeri olmayanlarda ama en mantıklı olanı şimdi sizlere sırayla anlatacağım. Örneğin şu makinemiz farz edelim ki kurutmalı çamaşır makinesi. Kurutmalı çamaşır makinalarında şöyle istersen yaklaşalım arkadaşım. Bu makinemiz kurutmalı çamaşır makinesi örneğin diye farz edelim. Ee, Bunlar da yıkadığınız çamaşır ortalama iki buçuk saatlik yıkama süreci varken e, ortalama bir iki buçuk saatte kurutma süreci olacak. 5 saat çalışacak makineniz. 5 saatlik programda e, ortalama aylık tüketim olarak e, örneğin farz ederek konuşuyorum. 200 lira elektrik yakar. Kurutma ve çamaşır makinesi aynı anda çalıştığını varsayarsak. E, bu resistansla ısıtma yapacak, kurutmayı yapacak, suyu resistansla ısıtacak. Bu yüzden bu makinamız enerji tasarrufu biraz daha az. Yani yüksek elektrik harcıyor. Şöyle geçelim. Bu makinamız ise sade kurutma makinesi. Sade kurutma makinalarında diğer makineye göre özellikle filtreleri vardır. Filtreleri temizleyebilirsiniz. Diğer çamaşır makinesinde ise her yeri hav olur. Pompa hav dolar. Zaman zaman su boşaltmama şikayetleri yaşarsınız. Kazanın içerisini ayda bir boş boş çalıştırıp temizletmeniz gerekebilir. Çamaşırlarınızı çok temiz yıkamıyor şikayetleriyle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda kurutma ve kurut, e, kurutmalı çamaşır makinesinde bu e, dediklerim oluyor. Ama ayrı ayrı çamaşır makinesi ve kurutma makinesi alırsanız bunun da direkt 2 saat yıkamayı yapacaksınız. Ee, ...çamaşırlarınız yıkanacak, buradan alıp buraya atacaksınız. İki buçuk saatte bunda ne oldu? Süremiz aynı. Ortalama ikisi de beş saate tekabül ediyor. Burada e, kurutma makinemizi çalıştırdıktan sonra... ...bu ısı pompalı modelimiz... E, ...biz özellikle ısı pompalı yani yoğuşmalı modelimizi tavsiye ediyoruz. Resistanslı modelimizi çok tavsiye etmiyoruz. Resistanslı modelimizi ısı pompalı modelimiz arasında dağlar kadar yarı yarıya fark var daha doğrusu. Birisi ördeğin 100 liraya yakarken aylık birisi 50 liraya yakıyor. Isı pompalı bildiğimiz klima motoru gibi motorlar var. O ısı içeriye pompalıyor ve içerisinde ısıyı yoğunlaştırarak çamaşırların kurumasını sağlıyor. Ama bir diğer özellik de çamaşır makinasında şuradaki filtrelerimiz yok. Bunda özellikle şuradaki filtreleri çıkarıp her iki yıkamada bir şu filtrelerimizden havları alabiliyoruz. Özellikle kedi bulunan evlerde bu her yıkamada, her kurutmada temizlenirse çok iyi olur. Çamaşırların üzerindeki tüyler, havlar biraz da temizlemiş olursunuz. Ve buradaki filtremize gelelim. İkinci filtremiz de burası. Bu filtremizde haftada bir temizlemeniz gerekiyor. Bunu her iki yıkamada, her iki kurutmada bir temizlemeniz gerekirken bunu da haftada bir temizliyorsunuz. Ve karşıda bulunan e, metaller var. Şu an gözü, gör, görünemiyor kameradan muhtemelen. Orayı da kullanmadığınız bir diş fırçasıyla temizlerseniz e, biraz da makinenin kurutma sağlığı için iyi olur. Biz genel bakımlarda, iki yıllık bakımlarda bu işlemleri zaten yapıyoruz. Ve şunu, son olarak şunu söylemek istiyorum. E, enerji tasarrufu istiyorsanız kesinlikle ayrı çamaşır makinesi ve ayrı kurutma makinesi. Kurutma makinesi de ısı pompalı olan model olacak. Eğer resistanslı model alırsanız, resistanslı modeller biraz daha diğerine göre 3.000-5.000 olarak fark aşağıya yani e, 3.000-5.000 bin, bin daha az vermek istiyorum diyorsanız, e, resistanslı model alırsınız. Bu da size yaklaşık bir yılda zaten elektrik faturasından çıkar. O yüzden en mantıklısı ısı pompalı almak. Ama ısı pompalı modellerin de arızası bazen yüksek olabiliyor. Isı pompası arızalandığı zaman, e, örneğin sadece gazı 1.000-1.500 liraya basılırken e, diğer e, restanslı modelinde e, 800 liraya bile resistansı değişiyor mesela yarı yarıya diğerine göre de hem fiyatı ucuz olanın parçası da ucuz oluyor. Ama bizim e, önerdiğimiz ısı pompalı kurutma makinesi. Yani burada şunu karşılaştırdık arkadaşlar bu videoda. Çamaşır makinesinin içerisinde kurutma özelliği olan makina mı daha iyi? Kurutma makinesi ayrı almak mı daha iyi? Bizim tavsiyemiz kurutma makinesi ayrı olmak. Ayrı olması alt alt üst üste alt alta koyabilirsiniz bunları. Yeriniz yoksa e, çamaşır makinesi özelliği olanı da alabilirsiniz ama hem kurutma hem çamaşır yıkama özelliği olanı. Ama biz çok tavsiye etmiyoruz. Arıza yaptığı zaman çok ucuz meplara e, mal edemiyoruz. Yani bazen parçası çok pahalı olabiliyor. Genleşme tankı, yoğuşma vesaire bir dünya parça var. Anakartları ona göre yazılım. Yani anakartlar da pahalı oluyor. İkisini ayrı ayrı aldığınız zaman hemen hemen aynı fiyata gelecektir. Belki biraz daha fiyatı geçebilir ama bu şekilde daha pratik ve daha e, sizin için kullanışlı olur. Tabii ki yeriniz varsa. Değerli takipçiler şunları da eklemek istiyorum. Hani marka tavsiyesi ne yaparsınız derseniz. Çünkü yorumlarda bunlar gelecek biliyorum. Abi hangi markayı alayım? Ne yapalım? Ne yapalım? E, şu Siemens mi önerirsin? Bosch mi önerirsin? Arçelik mi önerirsin, Miele mi önerirsin? E, hani böyle seçenekleri soranlar çok olacak. Bunun içinde de ee, şöyle söyleyeyim bütçenize göre e, yerli mal alırsanız daha iyi olur. Veya boş Siemens profilo ithal mallarımız bunlar e, biraz daha dayanıklama parçası pahalı. E, biraz daha kaliteli. Arçelik'te bir o kadar kaliteli. Hepsi de artık Türkiye'de üretildiği için toplandığı için Arçelik kalitesinde. Arçelik Beko alt üst alabilirsiniz. Örneğin Arçelik ile alt arasında bir fark yoktur. Bakın burada Arçelik AŞ'de üretiliyor. Ee, Baktınız arçeliğe ye paranız yetmedi, altus alabilirsiniz. Ee, şahsen ben kendimde altus kullanıyorum ucuz olduğu için. Yani kullanat modeline e, geçmek istiyorsanız, bir süre kullanıp ufak bozulduğu zaman atıp değiştirmek istiyorsanız ucuz ürün alıp tekrardan değiştirin. Ama ben aldım uzun yıllar kullanmak istiyorum diyorsanız hani bunun bir üstü arçeliği veya boş simensi bunları önerebilirim sizlere. Mesela e, bir tane modelim vardı geçenlerde baya e, çok satılmış onu herkes soruyordu bize Hover markası nasıldır diye. Hani onlar da iyidir fiyatına göre fiyatı uygun olduğu için hani onlar da kullanabilirsiniz. Ama bir ürünü alırken yedek parçasını bulabiliyor musunuz buna çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle servisçi tanıdıklarınız varsa gidin her markanın servisine gidin. Abi bunun parçası ucuz mu ya da şu anakartı ne kadar pompası ne kadar. Yani demem o ki yetkili servislerine gidin. Parçaların ne kadar olduğunu sorun. Yedek parçası ucu, ucuz olan markalar alın. İleriki zamanda hiçbir bozulmayacak bir marka yok. 3 yıldan sonra, 5 yıldan sonra kesinlikle makineniz bozulacak. Garanti sürecinde bile şu an makineler bozuluyor. Eskinki gibi makineler, eski makineler gibi 20 yıl, 30 yıl kullanamayacaksınız yani. 20 yıl 30 yıl kullanamazsınız. Bunları e, kullanabileceğiniz süre 5 ile 10 yıl arasında. 10 yılı geçiriyorsanız siz makinenize çok iyi bakıyorsunuzdur. Şu anki satılan modelleri 10 yıldan sonrası kullanmak bir şans. Benim de sizlere söyleyeceklerim bu kadar değerli takipçiler. Ee, eğer ki farklı videolar çekmemi istiyorsanız aşağıdan yorumlar kısmından e, bizlere söyleyebilirsiniz. Yorumlardan biz okuyup video çekebiliriz sizler için. Ve ayrıca kanalıma abone olup katıl seçeneğim ve teşekkürler butonum var. Bizlere teşekkür etmek isteyenler teşekkürler butonundan bizlere bağışta bulunabilirler değerli takipçiler. Biz de bunları kamera ekipmanlarımız dükkan düzenimiz vesaire bunlar da harcamak istiyoruz. Zaman zaman çekilişler de yapacağız. Burada buradan söylemek istedim. benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdiden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.